Hanelli bilen altı görmüş olduk Nazlı. Elbise şart mıydı peki? Ya bir eğilsem yandık. Aman eğilme canım sen de o zaman. Yaz kreasyonunun en nadide parçasını taşıyorsun üzerinde. Uyuzluk etme de yürü. Görüyor musun? Hareketlere bak. Ben bunu öldürürüm. Nazlı dur Nazlı dur. Gel. Üstündekine bak. Bir sol şekilde geçiyor elbiseye bak. Aa Suman ah. Adamlar 100 yaşında 100. Engin. Kim? Kart izler burada. Engin kim ya? Engin ya hani bana bu kartını veren bir çocuk vardı ya. O burada şu anda. İyi işte git konuş. Saçmalama Nazlı ne konuşması ya? Beni burada görürse rezil olurum. Hayır burası. Çok güzel bir mekandı Fatoş. Tamam güzel bir mekan ama daha burası açılır açılmaz adı çıktı. Zengin avcısı bütün kadınlar buraya doluşuyorlar diye. Nasıl ya? Yüreğime mi indireceksin sen benim Fatoş? Ay beni ateş bastı. İşte bütün gözde bekar zenginler buraya geliyorlar. O kadınlar da buraya doluşuyorlar. Sonra tanışmaca, birbirlerine kartlarını vermece falan filan işte. Engin'in senin durumun bu. Çok teessüf ederim Nazlı, kalbimi kırıyorsun. Biz bir kere dönen kapıda sıkıştık kaldık. Gayet de nezih bir ortamdı yani. Ayrıca kader birleştirdi bizi bile diyebiliriz. Kader ayırmasın sizi Fatoş. Amin. Hemen geliyorum. Ben bunları buraya gömerim. Nazlı. Gömerim dayanamayacağım artık. Fatoş Nazlı. Çekil. Ha, en azından sakince yat. Pardon canım ya. Asuman, Asuman, Asuman. Canım sen de mi buradaydın? Görüşemiyoruz. Enteresandır. Bak kendine arkadaş ortamı yapmış. Kaynaşmışlar ne güzel. Arkadaş arkadaş. Azıcık da ben kaynaşayım. İyi gelişin bana. Ben de şöyle bir kaynaşabilir miyim rica etsem? Azıcık beni de alın aranıza ne olur. Görüşemiyoruz da biz Asumancığımla. Canım sen buraya böyle sık sık geliyor musun? Biz bugün Necla'yla böyle ara sıra falan. Ben Necla'cığım. Öleceğim sizi. Bu arada biz tanışmadık. Ben Asuman'ın ablası, siz de Necla'nın babası. Benim ablam beni çok şakacıdır. Ben şakalarım ben. Evet, o kadar şakacıyım ki Asuman'ı öldürürüm gülmekten. Biz hepimiz çok güldük, eğlendik. Çok yeter insanlar gerçekten. İnsanlar benim şakalarıma gerçekten ölürler. O kadar esprili bir kişiliğimdir. Tabii. Şimdi ben birkaç kişiyi öldürmeden kalk Asuman. Hadi ablacığım, hadi parçalayacağım seni yolda. Hadi. Kalk. Kalk. Kalk hiç iyi değil. Bir seyirciye bak. Çök. O zaman çok memnun oldum. Kıyafete bak. Tuh. Koca adamlar. Yürü Asuman yürü. Eve gidelim var ya paralayacağım seni. Necla'cığım hadi eve canım hadi. Anneni arayacağım yarın. Kızım ne işin var senin 100 yaşında adamlarla bar köşelerinde? Ay ben bıktım ben vallahi bıktım ya. Siz beni bugün rezil ettiniz, rüşva ettiniz ya. Beni bir daha hiçbir yere çağırmayacaklar. Odamı sana silecekler her yerden. Hele bir çağırsınlar bak ben ne yapıyorum onları. Kılığa kıyafete bak bizi düşürdüğün hale bak. Daha fazla rezil olmadan yürü. Ben bıktım ben gerçekten ikinizden de bıktım. Dayanamıyorum artık ben annemden kurtuldum. Siz benim başıma beter çıktınız ya. Sus bakayım Asuman. Fatoş ben bunu paralayacağım. Lütfen Nazlıcığım. Heyten cikan wa nanji deska. Arkadaşlar biliyorsunuz bu ka soru iki ama birlikte okuyorsunuz desuka. Notarım bu çok önemli. Bu arada hatırlatayım. Daha önce bahsettiğim Türk-Japon Dostluk Derneği'nin organizasyonu bu gece. Mutlaka gidin, pratik yapma fırsatını kaçırmayın olur mu? Nazlı, tamam mı Nazlı? Hocam, ben gelemem. Yani ben gündüzleri çalıştığım için ödevlerimi sadece akşamları yapabiliyorum. Ama Nazlıcığım, pratik yapmak ödevden daha önemli. Bence mutlaka katılmalısın. Haklısınız. Özür dilerim hocam. Söz veriyorum geleceğim. Tamam. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yuh! Ya insan bir emeğe saygı duyuyor ya. Arkadaşım emeğe saygı biraz ya. O kadar emek verildi bu kurabiyelere. Nazmi Hanım. Ferit Bey, evde ne işiniz var? Burası benim evim. Evet. Ama benim evde olacağınızdan haberim yoktu. Kendi evimde oturmak için kimseye haber vermek zorunda değilim. Evet, değilsiniz.
bunları çöpe atmışsınız. Annem nimet çöpe atılmaz der. Eğer yemeyecekseniz söyleyin bana. Ben kuşlara falan veririm bahçede. Benim bahçemde vermediğiniz sürece ne yaparsanız yapın. Senin bahçene kuş mu gelir be? Soğuk ne vale? Ayrıca... bugün evde çalışacağım. Akşamüstü çıkacağım. Evde yemek yemeyeceğim. O yüzden yemek hazırlamanıza gerek yok. Tamam, ben o zaman ortalığı toplarım. Evde çalışırken ortalıkta hareket olmasından hiç hoşlanmam. O yüzden ne yapacaksınız yarın yaparsınız. Çıkabilirsiniz, izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İnsan önceden haber verir. O kadar yol boşuna gelmezdik. Şefim, kurabiyeler harika. Şu minnak kurabiyelerimi kıyıp çöpe atmış, düşünebiliyor musun? Sadrazam Hazretleri'nin torunu çünkü. Ay Fatoş, ben gerim gerim geriliyorum ya. Dün akşam Asuman, bugün Ferit Bey. Halbuki o gece ne güzeldi değil mi küçük bulutla? Ferit'le de böyle ufak ufak yakınlaşmalar falan. Fatoş, canım zaten davul gibiyim, germe beni. Aman canım, sen de her şeye gerilme o zaman. Allah Allah. Bak ne yapalım biliyor musun? Biz seninle çıkalım çimlere. Şöyle toprağa bir ayağını bas, bütün negatifini şöyle bir boşalt. Ben negatif enerjimi nasıl boşaltacağımı biliyorum. Türk-Japon Dostluk Derneği'nin daveti var. Ona gideceğim. Söz de vermiştim zaten, çıkar aradan. Ne zaman? Bu akşam. Gelin biraz pratik yaparsınız dediler. Tamam o zaman, seni ben giydiriyorum. Hayır canım, teşekkür ederim. Ben senin beni nasıl giydirebileceğini dün akşam gördüm. Adımız çıkıyordu mahallede. Ya onunla bu bir mi? Allah Allah, onun konsepti başkaydı, bunun konsepti başka. Konseptine göre giydirdik herhalde. Ayrıca sana bitirme tezimi giydireceğim. Zaten senin üstünde dikmiştim biliyorsun. Onu giyeceksin, davete bir gireceksin. Japonlar böyle vaysan diye kalacaklar. Yok canım, teşekkür ederim. Bana hiç güven vermedin. Ben giydiriyorum, bitmiştir. Hoş geldiniz hanım. Ben de içecek bir şeyler alır mıydınız? Alkol suyu ne var? Peki, böyle meyve suyu var. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne işin var burada? Kusura bakmayın Ferit Bey. Mesai saatleri dışında ne yaptığımı patronuma rapor etmiyorum. Ben sadece ne işin olduğunu merak ettim. Japon kültürüne meraklısın. Meraklıyım tabii. Benim çok çeşitli ilgi alanlarım var. Hayatımın sadece sizin mutfağınızdan ibaret olduğunu düşünmüyorsunuz umarım. İyi eğlenceler Nazmi. İyi eğlenceler Ferit Bey. Her yer senin tapulu malın çünkü. Buraya da karış. Görüşürüz. Ne yaptınız? Çok affedersiniz. Hanımefendi, bu nasıl bir dikkatsizlik? Bu beyefendinin kim olduğunu biliyor musunuz? İstemeden oldu, çok özür dilerim. Özür dilemeniz sebep olduğunuz faciayı düzeltmeye yetmiyor hanımefendi. Mr. Nakatani. Mr. Nakatani İstanbul'da benim misafirim ve hanımefendi de benimle birlikte. Öyle mi Ferit Bey? Çok özür diliyorum. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Bir de sizin misafirlerinizmiş. Ben ne söylesem de durumu toparlasam. Hiç söylemene gerek yok. Rica ediyorum, partinin sonuna kadar başka rezillik yapma. Bak eğer istersen şoförle seni eve bıraktırabilirim. Gerek yok. Ben kendim geldim. Kendim gidebilirim. Tamam, sen bilirsin. Mümkünse daha fazla içme, olur mu? İyi de ben... İyi eğlenceler Nazmi. Sensin Nazmi ya. Hanımefendi. Buyurun, bunlar alkolsüz. Hangisi alkollü? Bu. Dur. Tamam. Teşekkür ederim. Ya Ferit, şu konuştuğun kız kim? Nazmiye Hanım, evdeki aşçı. Evdeki aşçı mı? Ne oldu Engin? Önemli bir şey yok. Engin, ne oldu? Ya şu dün gece gittiğim mekan var ya, zengin abisi kızlarla iş adamlarının buluştuğu.
Oradaydı. Öyle seksi elbiseler giymiş adamlarla takılıyordu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Moshivake gozaimasen. Honto ni moshivake gozaimasen. Daijoubu desu yo. Arigato gozaimasu. Siz Japonca konuşabiliyorsunuz. Çok iyi konuşamıyorum aslında. Ama kültürünüzü çok seviyorum, çok merak ediyorum. O yüzden de derslere gidiyorum. Çok güzel. Lütfen bize katılın. Gerçekten mi? Buyurun. Nonakani usagi ga imasu. Orası var. Aferin bana. Aa, Perit Bey de gelmiş. Ben Bay ve Bayan Nakatani'ye moç yapan tavşanları hikayesini bildiğimden bahsediyordum. Anlıyorum. Because my wife doesn't know any languages except Japanese, she's bored. I appreciate that you bring Miss Nazlı here. I'm glad Mrs. Nakatani is happy. 本当にありがとうございます。そうだ、今度日本に桜の季節にお二人で遊びに来てもらいましょうよ。Geliriz tabii. Bayan Nakatani bizi sakura mevsiminde Japonya'ya çağırıyor. Siz ve beni ayrı ayrı. Kültürünüzle çok yakında ilgilenen genç bir bayan ile tanışmak çok güzel. 本当にあなたは綺麗だし、いつご結婚なさるの？Ne diyor? Benim çok akıllı olduğumdan bahsediyor. Hı, ve? Yok, o kadar. Eşim soruyor. Ne zaman siz bu güzel hanımın parmağına takacaksınız yüzük? Güzelen hanımıyla dans edecek misiniz? Eğer dans etmezsek Bayan Nakatani büyük hayal kırıklığına uğrar. Bayan Nakatani'yi hayal kırıklığına uğratmayı asla istemeyiz. İçkiye bu kadar dayanıklı olman şaşırtıcı. Gerçi niye şaşırıyorum ki, alışkın olman normal. Normal mi? Ben içkiye alışkın falan değilim. Ben sinirden içtim bütün gece. Yani Bayan Nakatani'nin üzerine... Hep bu kadar çok konuşmak zorunda mısın? Hayır. Sadece açıklama yapmak zorunda bırakılınca. Demet aşkım, bu Ferit'in beraber dans ettiği kız, kim bu kız ya? Sevgilisi falan mı? Ben bunu tanımıyorum. Demet Hanım. Ay ne bileyim Hakan, ayrıca da bizi ilgilendirmez bence. Enerjim düştü, arabayı çağırır mısın, eve gitmek istiyorum. Dans et bakalım Ferit Aslan, dans et. Ben sonra seninle dans edeceğim. Mehmet Bey, görüşürüz. Görüşürüz. Güzel kokuyorsun. Yasemin. Bay Nakatani, çıkalım mı artık? Eşim ve ben
Biz bahçenizde kahve içmeyi özeldik. Şahane fikir Bay Nakatani. Ben de bayılıyorum o evin manzarasına. Anlatma, işte ni kurarımız ya ne? Nazır Hanım da gelecek kahve içmeye, değil mi? Ha. Evet, elbette. Nereye geliyorum ben? Bak bugün beni çağırmadı, ne oldu? Her şey eğri büğrü kalmış. Bu var ya bu, düzen hastası. İstiyor ki böyle her şey yerli yerinde dursun. Bay Nakatani, jest için çok teşekkürler. Kahveden önce birer sake içer miyiz hep beraber? Olur tabii ki. Bardağın var mı? Olmaz olur mu? Yardım etmek ister misin? Dikkat et. Ay çok güzelmiş bunlar. Ben hiç görmemiştim bunları daha önce. Tabii dolapları karıştırmadığım için. Kampay. Kampay. でも今回はあなたに会えて本当に嬉しかったわ。また次回もぜひお会いできるのを楽しみにしていますね。 Şimdi sonraki sefere daha uzun vakit geçirmeye umuyorum Nazım Hanım'la. Tabii, neden olmasın? Bak kahve yapayım değil mi? Kahve güzel olur. Artık geç oldu. Biz kalkarız. Kahve borcunuz olsun. Peki madem, nasıl isterseniz kahve başka sefer olsun. Şoför sizi bekliyor, otele bırakacak. Teşekkür ederim. Buyurun. Yine bekleriz. Teşekkürler. Bay Nakatani, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Ferit Bey. Kendinize iyi bak. Sağ ol. Yine bekleriz. Japonya'da da inşallah. Bekleriz. İyi akşamlar. Ben çantamı alıp gidiyorum. Sake içip ölen sekiz başlı yılan hikayesi bayağı iyiymiş. Kıssadan ise sake içersen ölürsün. Seninki fazla kıssadan ise oldu. Oysa hikaye bizi şöyle uyarıyor. Duyguların esiri olma, mantığınla hareket et. Ferit aslan gibi yani. Her şey mantık çerçevesinde, her şey kuralı kuralına ve çok sıkıcı. Evet. Peki sen duygularınla mı mantığınla mı hareket edersin? Tabii ki mantığımla. Yani mesela ben öğrenci halimle hem okuyorum hem çalışıyorum. Ayrıca bunları yaparken gezmemden ve tozmamdan da asla ödün vermiyorum. Sen beni böyle ufak tefek gördüğünde saf mı sandın Ferit Bey? Yok canım, asla. Saf olmadın belli. Ay bu gece çok güzel. Bence de çok güzel. Hava da güzel. Yasemin kokuyor. Ben kalkıyorum, kalkıyorum. Gitme. Burada kal bu gece. Ha? Nazlı, niye bu kadar şaşırdın? Epeydir uğraşıyordun, başardın sonunda. Burada beraberiz işte. Pardon?
Hadi ama uzatma artık. Önce aşçı olarak işe girdim. Sonra katıldığım davetlerde sürekli karşıma çıktım. Nihayet gece evime geldim. Tamam işte, istediğin oldu. Hadi içeri girelim.